Yani Antarktika'ya gittik. Denizin altına indik. Yeraltı kaynaklarını tükettik. Şimdi buzulların bu erimesini merakla bekliyoruz. Evet onu merakla bekliyoruz. Şimdi ama hala kapitalizmin krizine bir çözüm arayışları var. Burada da uzay devreye giriyor aslında. Doğru. Yani dünya dışına çıkma. Doğru. Aslında bir taraftan da şöyle bir şey düşünüyorum sizin anlatınızdan. Uzay çok daha tırnak içinde söylüyorum zararsız bir alan. Keşke öyle olsaydı. Öyle varsaydı. Vay be Mars'ta su var mı diye milyonlarca dolar harcan Oysa ki çok net bir şey biliyoruz. Zaten bu artık lisanslanmaya da başlandı. Uzaydaki bir asteroitte. Dünyadaki herhangi bir e, demir kaynağının belki yüz katı, belki bin katı demir var. Nikel var, kobalt var. Hatta bizim hiç bilmediğimiz maden türleri var. Ve bu maden türlerinin nasıl kullanılacağına dair şu anda ciddi laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Bildiklerimiz zaten belli. Onlarla ilgili de işletebilme faaliyetleri çalışmaları yapılıyor. Ya orada bu işletilecek ya alınıp dünyaya getirilecek parçalar bir şekilde dünyada yapılacak. Ama bunların hepsi şu anda çok maliyetli. Bu bir yapıldığında Dünyada düşünsenize bir asteroitten dünyada işte 10 yılda ürettiğiniz demir elde ettiğinizi. Bunu yapan devlet inanılmaz bir asimetrik güç elde etmiş olacak. Hatta 1492'de nasıl ki Christoph Kolomb yanlışlıkla veya değil Amerika kıtası diyebildiğimiz yere gittiğinde o anda dünyanın diğer kalanlarında olanların 100 katı üstüne çıktı zenginlik. Şimdi de bu kaynaklar belki 10-15 yıl sonra katıldığında inanılmaz bir asimetri yaratacak. Tırnak işte gerçek coğrafi keşfi bence o zaman göreceğiz. Çünkü hiç bilmediğimiz bir yere gitmiş olacağız.